Merhaba, Zamazingo 1. sınıf kanalına hoş geldiniz. 1. sınıflar ile ilgili eğitim videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet, abone olduktan sonra konumuza geçelim. Türkçe kitabı Atatürk metnindeyiz. Önce metnimizi okuyalım. Atatürk, Ali ve Ayşe kitap okumayı çok seviyorlar. Okuduklarını birbirlerine anlatıyorlar. Ayşe, benim kitabımda Atatürk anlatılıyor. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Efendi'ymiş. 1881 yılında Selanik'te doğmuş. Atatürk çok başarılı bir öğrenciymiş. Öğretmenleri onu çok severmiş. Aa, bak! Atatürk de kitap okumayı çok severmiş. Tıpkı bizim gibi. Evet, biz de okuyup çok başarılı olmalıyız. Atatürk asker olmak istiyormuş. Bu yüzden askeri okula gitmiş. Okulu bitirip asker olmuş. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için savaşlara katılmış. Atatürk'ün liderliğinde savaşları kazanmışız. Atatürk vatanını çok sevmiş. Vatanı için çok çalışmış. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini kapadı. Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'dir. Anıtkabir başkentimiz Ankara'dadır. Metnimizi okuduk. Şimdi etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinlik. Vatan ve lider denilince aklımıza gelenleri yazalım. Kelime çantamızı dolduralım. Vatan denilince sizin aklınıza hangi kelimeler geliyor? Buralara yazabilirsiniz. Lider deyince aklınıza neler gelir? Buradaki boşluklara yazabilirsiniz. Şimdi örnek kelimeler yazalım. Vatan denilince aklımıza millet gelebilir. Birlik gelebilir. Bayrak gelebilir. Daha birçok şey gelebilir. Siz de aklınıza gelenleri buraya yazın. Lider denilince aklınıza neler gelir? Benim aklıma ilk önce Atatürk gelir. Önder gelir. Lider, önder demek çünkü. Lider denilince benim aklıma güç gelir. Lider güçlü olmak zorunda çünkü. Vatanın altına millet, birlik ve bayrak yazdık. Liderin altına Atatürk, önder ve güç yazdık. İkinci etkinliğimize geçelim. Haydi kelimelerle cümle yazalım. Evet, kelimeler verilmiş. Bu kelimelerle ilgili cümleler yazmanız isteniyor sizden. Vatan, içinde vatan kelimesi geçen bir cümle yazmanız isteniyor. Örnek bir cümle yazayım ben. Vatanımı çok seviyorum diyebiliriz. Vatanımı çok seviyorum. Liderle ilgili örnek bir cümle yazayım. Siz de farklı cümleler yazabilirsiniz. Atatürk önemli bir liderdi. Farklı örnekler de olabilir. Öğretmenimiz bize derste liderlik yapar. Arkadaşım oyun oynarken bize liderlik yaptı. Evde lider annemizdir gibi cümleler olabilir. Üçüncü etkinliğe geçelim. Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Kelimelerimiz neler? Asker, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi, Selanik'te.
Evet, bu dört kelimeyi uygun yerlere yazacağız. Atatürk 1881 yılında doğdu. Nerede doğdu Atatürk? Selanik'te. Atatürk 1881 yılında Selanik'te. Özel isim olduğu için Selanik, T ekini kesme işaretiyle ayırıyoruz. Atatürk'ün annesinin adı neydi annesinin adı Atatürk'ün? Burada resmi var. Zübeyde Hanım. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Zübeyde Hanım. Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Zübeyde Hanım'dır. Atatürk'ün babasının adı, babasının resmi burada. Babasının adı nedir? Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk olmak istiyordu. Bunun için çok çalıştı ve başardı. Evet, Atatürk ne olmak istiyordu? Buradaki resimde verilmiş. Asker olmak istiyordu. Atatürk asker olmak istiyordu. Bunun için çok çalıştı ve başardı. Dördüncü etkinliğimize geçelim. Okudum, anladım, cevaplıyorum. Şimdi metnimize göre sorularımızı cevaplayacağız. Atatürk hangi özelliklere sahipmiş? Metnimize dönelim ve bakalım. Evet, burada bir özelliği var. Atatürk çok başarılı bir öğrenciymiş. Başarılı. Atatürk kitap okumayı severmiş. Burada da bir özelliğinden bahsedilmiş. Başarılı, kitap okumayı seven. Atatürk vatanını çok sevmiş. Burada da vatanını sevme özelliğinden bahsedilmiş. Başarılı, kitap okumayı seven, vatanını seven birisiymiş. Yazalım. Evet, cümlemizi tam olarak yazalım. Atatürk başarılı, kitap okumayı seven, ve vatanını seven. Vatanını seven kişilere ne denir? Vatansever denir. Ve vatansevermiş yazalım. Sıradaki sorumuza bakalım. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için ne yapmış? Haydi metnimize dönüp cevabı bulalım. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için ne yapmış? Savaşlara katılmış. Savaşlara katılmış. Savaşlara katılmıştır. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu size gelen bir soru. Senin hangi özelliklerin Atatürk'ün özelliklerine benziyor? Buraya yazın. Çalışkan mısın? Azimli misin? Başarılı mısın? Kitap okumayı sever misin? Vatanını sever misin? Hangi özelliklerin benziyorsa bu boşluğa yaz. Beşinci etkinlik. Okuduğumuz metnin konusunu yazalım. Okuduğumuz metnin konusu neydi? Yani metinde neden bahsediliyor bize? Atatürk'ün hayatından, değil mi? Nerede doğdu? Annesi kim? Babası kim? Ne yaptı? Hayatı boyunca neler yaptı? Bunlardan bahsediyor. Yani metnimizin konusu Atatürk'ün hayatıdır. Atatürk'ün ününü ayırıyoruz çünkü özel isim Atatürk. Atatürk'ün hayatı. Metnin konusudur. Evet, burada sana bir soru geliyor. Atatürk'e neler anlatmak isterdin? Atatürk'ün bir an senin yanına geldiğini düşün.
Ona neler söylemek isterdin? Ne anlatmak isterdin? 6. etkinlik, resimde gördüklerimizi yazalım. Evet, burada bir çocuk var, gülümsüyor, kitaba bakıyor ve Atatürk'ü düşünüyor. Atatürk de kitap okuyor ve bir sürü kitabı var. Ne yazılmış? İlk cümlemiz verilmiş. Selim, Atatürk'ün hayatını anlatan bir kitap okuyor. Evet, ben size örnek cümleler yazacağım. Siz de resimde gördüklerinizi cümlelerle anlatın. Selim Atatürk'ü düşünürken çok mutlu oluyor. Selim Atatürk'ü Ü'yü ayırdık çünkü özel isim. Atatürk'ü düşünürken çok mutlu oluyor. Evet, bir de Atatürk'le ilgili bir cümle yazalım. Kitaplardan anlıyoruz ki Atatürk kitap okumayı çok seviyor. Atatürk kitap okumayı çok seviyor. Kitap okumayı çok seviyor. Siz de resimde gördüklerinizi farklı cümlelerle yazabilirsiniz. Evet, 7. etkinliğimize geçelim. Merhaba arkadaşlar. Cümleleri yazarken bazı hatalar yaptım. Onları düzelterek yazalım. Evet, bazı hatalar yapılmış cümleler yazılırken bu hataları düzeltelim. Siz benden önce tahmin etmeye çalışın. Nerede bir hata var? Bir özel isimde bir hata var. Hatamız nerede? Hatamız burada. Türkiye nedir? Türkiye bir ülke ismidir ve ülke isimleri özel isimdir. Özel isimler yazılırken ilk harfleri nasıl yazılır? Büyük harfle yazılır. Yani T harfi büyük harfle yazılmalıydı. Evet, cümlemizin doğrusunu yazalım. Bizim vatanımız Türkiye'nin T'sini büyük yazıyoruz. Türkiye özel isimdir. Kesme işaretiyle ayrı. Doğrusu bu şekilde. Evet, ve cümlemizin sonuna noktamızı koyduk. Burada noktayı da unutmuşlar. Evet, diğer cümlemize bakalım. Atatürk savaşlarda milletine liderlik yapmıştır. Burada iki tane hata var. Tahmin etmeye çalışın. Cümlelerin ilk harfi nasıl yazılır? İlk harfi büyük harfle başlar. Ayrıca Atatürk özel isimdir. Hem özel isim hem cümlenin başı ilk harfi nasıl yazılmalı? Büyük yazılmalı. Evet, cümlemizin sonunda da bir hata var. Ne olmuş? Cümlemizin sonuna noktayı koymayı unutmuşlar. Şimdi doğrusunu yazalım. Atatürk savaşlarda milletine liderlik yapmıştır. Cümlemizin sonuna ne koyacağız? Nokta. Evet, diğer cümlemize bakalım. Ali ve Ayşe kitap okumayı çok seviyorlar. Burada 3 tane hata var. Tahmin etmeye çalışın. Evet, cümlenin başında ve özel isim. A harfi nasıl yazılmalıydı? Büyük. Ve bir tane daha özel isim var. Ayşe. Ayşe'nin A'sı nasıl yazılmalıydı? Büyük harfle yazılmalıydı. Ve cümlemizin sonuna ne koymalıydık? Nokta. Şimdi doğrusunu yazalım. Ali, A büyük. Ve Ayşe, Ayşe'nin A'sı da büyük, özel isim. Kitap okumayı
Çok. Seviyorlar. Cümlenin sonuna noktamızı koyduk. Evet, son cümlemize bakalım. Ali neden Atatürk gibi olmak istiyor? Cümlenin başı A nasıl yazılmalı? Büyük harfle Ali. Ali'nin A'sını büyük yazacağız. Ali neden Atatürk gibi olmak istiyor? Sonuna ne koyacağız bu sefer? Nokta mı? Ali neden Atatürk gibi olmak istiyor? Ne yapılıyor burada? Bir soru soruluyor. O yüzden ne yapıyoruz cümlenin sonuna? Soru işareti koyuyoruz. Haydi doğrusunu yazalım. Ali, A büyük, neden Atatürk gibi olmak istiyor? Soru sorulduğu için sonuna ne koyuyoruz? Soru işareti koyuyoruz. Evet, cümlelerimiz bitti. Etkinliklerimiz de burada bitti. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Çok mutlu olurum. Hoşça kalın.